bunlar kesin sandığa gitmez diye bir varsayıma inanabildiler mesela. Ve ikinci seçimde ben size söyleyeyim, sandı Hüseyin Bey de eminim ki benzer sonuçlara sahiptir. Sandığa gitme oranı en yüksek seçmen tabanı hangisi tahmin edin ikinci seçimde. Sandığa gitmesinler diye mühendislik yapıldı. HDP seçmeni bütün partilerden biraz daha fazla sandığa gitti. Yani düşün, yani HDP seçmeni sandığa gitmesin diye bir mühendislik yapıyorsunuz. HDP seçmen en çok sandığa giden seçmen grubu oluyor. Şimdi mühendisliğin nasıl bir sonuç ürettiğini belki kendi hallerine bıraksalar, yani CHP, İYİ Parti, HDP diye sıralanacak sandığa gitme oranında. HDP, CHP, İYİ Parti diye sıralandı. Arada önemli farklar yok ama hani böyle yarım puanlar bir puanlar. Ama sonunda HDP çok güçlü bir biçimde sandığa gitti. Dolayısıyla hani bu şeyden bu tarafa, 2018'den bu tarafa uyguladıkları bütün mühendislikler genellikle ters sonuç üretti. Bence hani geri dönüp kendi mühendislik performanslarına bakacak olsalar buradaki mühendisliğe yine çok fazla güvenmezlerdi. Ama yani işte bu teklif artık parlamentoya geldi, muhtemelen geçecek. Ben o yüzden hani iktidar muhalefetin buradan çekineceği, moralini bozacağı hiçbir şey olduğunu düşünmüyorum. İki varsayım. Bir, muhalefet toplamda iktidardan daha çok yayılacak olursa ki zaten şu an öyle. Artı şu ana kadarki diyalog ve işbirliği performanslarını sürdürecek olursa bu mühendisliğin yine bundan önceki mühendislikler gibi muhalefet lehine sonuçlar doğurduğunu göreceğiz. Şimdi İbrahim Bey, Macaristan modeli nedir? 2019'daki yerel seçimde muhalefet nasıl bir taktik izlemişti ki kastettiğiniz, söylediniz zaten. Kim nereden kazanma ihtimali daha yüksekse onun adayını oradan gösterelim. Diğer partiler de oradan aday göstermesin. Böyle özetleyebiliriz kabaca. Bunu birazdan örneklendirelim. Şimdi Hüseyin Bey'e söz vereceğim. Sonrasında bunu bir konuşalım. Mesela nerede olabilir bu? Mesela Ahmet Davutoğlu'nun memleketi Konya'da. Bu formül işler mi? Nasıl olsa muhalefet 6 parti var. Biri diğeriyle birbirine düşmese öteki ötekiyle düşer hesabı yapılıyor anladığımız kadarıyla. Biz 2 partiyiz, onlar 6. Hesabı yapılıyor. Bu gerçekten olur mu? Yani muhalefetteki partiler, o yuvarlak masanın etrafında oturan 6 parti bu konuda bir uzlaşmazlık yaşayabilir mi? Böyle bir ihtimal var mı? Bunu da hem Turan Aydoğan'a hem de Serkan Özcan'a birazdan soralım. Ama önce Hüseyin Bey, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Birazdan araştırmalarınızın sonuçlarına bakacağız. Ve o araştırmalara göre bu yeni yasayla, henüz teklif aşamasındaki yasa ile seçim yapılsaydı ortaya nasıl bir tablo çıkacaktı? Bununla ilgili de simülasyonlar hazırladınız bize, senaryolar hazırladınız. Ona da bakacağız. Ama önce nereden zuhur etti bu yeni seçim yasası sizce? Şimdi nereden zuhur etti? Şuradan gerek Figen Hanım'ın, gerek Turan Bey'in, gerek Serkan Bey'in söylediği gibi bir kere kamu yararına olan bir yasa değil. Burada zaten hepimiz hemfikiriz. Ancak bir araştırmacı olarak beni en çok ilgilendiren kısım şu. Bundan bir yıl önce 2021'de gerek Sayın Erdoğan'ın, gerek Sayın Bahçeli'nin biz anketlere güvenmiyoruz, biz araştırmalara güvenmiyoruz. Kaldı ki kendileri en çok araştırma okuyucusu, araştırma satın alıcısı kişiler olmasına rağmen anketlere güvenmiyoruz deyip barajı %7'ye çekiyor olmaları, gerek bizim Artı Bir'in yaptığı araştırmalarda, gerek birçok meslektaşımın yaptığı araştırmalarda Milliyetçi Hareket Partisi'nin %7 bandında olduğunu, bazen %8, bazen %6 gibi barajda göründüğünü çok net görüyoruz. Yeni gelen baraja göre konuşuyoruz. Yani %10 barajının altında olan bir Milliyetçi Hareket Partisi'nden bahsediyoruz. Şimdi Millet İttifakı'nı nasıl etkiler, etkilemez kısmını birazdan değineceğim, ancak bu yasayla beraber psikolojik üstünlüğün, eğer geçerse, ki geçecektir çoğunluk şu anda Cumhur İttifakı'nda milletvekili sayısında, bu yasa geçecektir. Aslında psikolojik üstünlük Millet İttifakı'na geçecek. Çünkü bir, kamu yararı gözetmeksizin yapılan bir yasa tasarısı, kanun tasarısı. İkincisi, araştırmaların ortaya koyduğu bir tasarı. Diğeri de Millet İttifakı'ndaki parçalar belli. Yani yapılan araştırmalarda gerek Cumhuriyet Halk Partisi'nin, gerek İYİ Parti'nin, Deva Partisi'nin, Gelecek Partisi'nin ve
Demokrat Parti'nin almış olduğu oy oranları ve Saadet Partisi'nin oy oranları zaten araştırmalar genel itibariyle ortaya koyuyor. Ben bu yeni yasanın Millet İttifakı'nda herhangi bir çatlağa sebep olabileceğini düşünmüyorum. Aksine halkın gözünde psikolojik üstünlüğü gün geçtikçe kaybeden bir Cumhur İttifakı'nın aleyhine işleyeceğini görüyorum. Yani ister birazdan da simülasyonlarda göreceğiz. İster MHP AK Parti listelerine girsin, ister tek başına girsin. Her durumda şu şartları altında muhalefet meclisteki çoğunluğu elde etmiş durumda olacak. Ve bu yeni yasa esasen muhalefete başka bir psikolojik üstünlük kazandırıyor. Şu anda AK Parti tabanında şöyle bir durum var ya da MHP tabanında da şöyle bir durum var. Yani biz zayıfladık. Zayıfladığımız için biz bu yasayı değiştiriyoruz. Şimdi demin İbrahim Bey söyledi ya da Serkan Bey söyledi. Seçime bir yıl kalmış, siz yasayı değiştiriyorsunuz. Madem siz demokratsınız, madem kamu yararı gözetiyorsunuz, aslında seçileliniz 4 yıl olmuş. Siz 4 yıldır bu yasanın üzerine çalışıp, bu yasayı 3 yıl önce çıkarıp, hatta sivil toplum kuruluşlarının, akademisyenlerin ve benzeri ileri gelenlerin, halk önderlerinin önüne sunup bunların tartıştırmanız gerekiyordu. Şu anda ne oldu da yangından mal kaçırır gibi bu yasayı çıkarmaya çalışıyorsunuz? Ayrıca bu yasa uzun zamandır hepimiz biliyoruz Sayın Cumhurbaşkanı'nın önündeydi. Şimdi hiç biliyorsunuz yani sümen alt edilmiş bir durum. Barajda anlaşamadılar dendi. Kesinlikle böyle bir durum var. Şimdi birdenbire işte yeniden dar bölge konuşuldu. Dar bölge konuşuldu evet. Gibi bir sürü model konuşuldu, simülasyon konuşuldu. Şimdi yeniden ortaya kuruldu. Şimdi bu yasa yeteri kadar tartışılmadı hiç kimse tarafından. Ne akademisyenler tarafından, ne sivil toplum kuruluşlarından, ne partiler tarafından, ne benzeri. Herhangi bir tartışılmadı. Yeteri kadar değil, hiç tartışılmadı. Hiç tartışılmadı AK Parti ile MHP getirdi bizim yasamızı. Getirdi. Komisyonu sundu komisyonlar. Bu dönemde yasa yapma teknikleri böyle. Yani evet. Ayrıca öyle yani. Sarayda hazırlanıyor ve geliyor. Eskiden de o sizin dediğiniz. Yani, şimdi eskiden barolara danışılırdı, dekanlara sorulurdu, Yargıtay, Danıştay ilgilisine göre. İşte maalesef evet. Yani. Esaslar onu emrediyor. Meclis çoğunluğu bu anlamda Cumhur İttifakı'nın elinde olduğu için herhangi bir tartışma olmadı. Yani bu demokrasi denilen bir ülkede, demokrat denilen bir ülkede zaten olmaması gereken. Ancak zaten biz biliyoruz ki kesinlikle. Hukuk bu ülkede ayaklar altına alındığı için maalesef. Ya da demokrasi ayaklar altına alındığı için böyle bir yasanın da tartışılması söz konusu olamayacak. Gelen yeni yasada ben Millet İttifakı'nda herhangi bir parçalanma olacağını öngörmüyorum. Ayrıca konuştuğumuz siyasi temsilci, siyasi parti temsilcileri de bu konuda herhangi bir tepki koymuyor. Üç aşağı beş yukarı onlar da zaten İnan Bey yapılan araştırmalarda oylarını biliyorlar. Yani parti ismi vermeksizin konuşuyorum. Yani %2, %3 gibi görünen bir parti zaten ben %15'im diyemiyorum. Şimdi anketlere güvenmiyorum diyen Sayın Cumhurbaşkanı ya da Sayın Bahçeli de %7'ye çekti. Madem MHP'nin baraj sorunu yoktu da niye %7? Şu anda barajın hiçbir esprisi yok Millet İttifakı'ndaki herhangi bir parti için. Ancak çok atipik bir örnek olur da Deva, Saadet ve Gelecek Partisi ve Demokrat Parti birleşip başka bir bir parti adı altında girerlerse belki bir şey olur. Orada da inanılmaz bir milletvekili sayısında bir farklılık oluşmuyor. Esasen baraj meselesi Milliyetçi Hareket Partisi için konuldu. Bu noktada da ben Millet İttifakı içerisinde herhangi bir parçalanmaya, bölünmeye hiç sebep görmüyorum. Neden de görmüyorum. Kaldı ki 28 Şubat'ta yapılan deklarasyonda da ortaya konulan maddelerde de bunu gördük. Bu noktada yapılan bu yeni seçim kanunu ya da meclise getirilen yasa bence Cumhur İttifakı'nın kendi ayağına sıkması ve seçmenleri tarafından daha zayıf görülmesine sebep olabilecek unsurlardan biri diye düşünüyorum. Çok çok bir cümle söyleyebilir miyim? Şimdi hepimizde ya bütün konuşmacılarda AK Parti'nin aslında bir korkuyla ve panikle ve kamu yararını tırnak içinde düşünmeden böyle bir çıkışta bulunduğunu söyledik ya. Burada aslında muhalefetin ne yapması gerektiği de bu anlayışları tam tersine muhalefette kamu yararını düşünerek
hareket edecek. Peki. Madem karşınıza kamu yararını umursamayan bir teklif var, siz kamu yararını düşünen bir reaksiyonla, bir karşı tepkiyle bu işi yapıyor olmanız lazım. Serkan Bey'in söylediğinden hareketle çok kısa bir şey daha söyleyecektim. Bu saatten sonra zaten herhangi bir parti Millet İttifakı'ndan ayrılıp da biz Cumhur İttifakı'na yöneliyoruz diyemez. Liderleri gitse bile taban zaten gitmez. Peki.